YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizi çocukluğunuza götürecek güzel bir tarifim var. Un kurabiyesi yaptım. Hakiki un kurabiyesi. Biraz püf noktaları var ama yapılışı zor değil. Bu tarzın ayrıca çok fazla miktarda çıkıyor. Hemen tarifin yapılışıyla başlayalım. 250 gram tereyağı kullandım. İsterseniz margarin kullanabilirsiniz. Bir tavanın içine tereyağını koydum. Eritiyorum. Erittikten sonra üzerinde biriken köpükleri alacağım ve en son o ayranlı kısmı kullanmayacağım. yağımız eridi artık köpükler de yavaş yavaş belirmeye başladı önce kaşıkla üzerini topladım şu an ayranlı karışımda yağın çok içinde ama ocaktan aldıktan sonra kenarda beklediğinizde ayranlı karışım hemen dibe çöküyor zaten o yüzden yağı kolayca ayırt edebiliyorsunuz ben de ince bir tel süzgeç vardı bir kepçe yardımıyla Yağı tamamen süzüyorum ve e, sade yağ haline getiriyorum. Hem köpüğünden hem de e, ayrağından ayrılmış bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Dolapta beklettim. Hemen çok kısa bir sürede, yarım saat kadar bir süre içinde bu kıvama geliyor. Çok çabuk donan ve aynı zamanda yoğurduğunuz zaman çok çabuk yine e, cıvıklaşan bir yağ oldu şu an. Ben video çektiğim için e, ara süreler biraz uzuyor. Kaba koyduktan sonra bile yağ hemen erimeye başladı. 1 su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı mısır nişastası ekledim. 1 paket de vanilin. Bu aşamada yoğurma yapmıyorum. E, bir spatula ile veya çırpıcıyla bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Tamamen krema kıvamına gelsin. bu taraftaki ilk önemli kısım yağı suyundan ayırmakta bir diğer kısımda Aslında un miktarı buradaki kasede 5 bardağı yakın un var tarifiniz 5 bardak un da alabilir dört buçuk bardak da alabilir Çünkü yağdan ayırma kısmında tam bir ölçü olmadığı için belki tereyağınız daha az soludur o yüzden yağ miktarı daha fazladır 5 bardak da olabilir. 4,5 bardakta da olabilir. Ben toplam 4,5 bardak kadar un kullandım. Bir diğer en önemli kısım unu bir kere de kesinlikle dökmeyelim. Yavaş yavaş ekleyip yoğuralım. Tamamen hamur kıvamına gelsin ve un eklemeye devam edelim. 3 bardaktan sonra artık hamur aslında tam kıvamına geliyor. Bu sizi yanıltmasın. Un eklemeye devam edebilirsiniz. Hatta en son hamur böyle... Hafif ufalanır bir durumda olacak ama elinize sıktığınız zaman şekil verebileceksiniz. Neredeyse tam ölçülü bir tarif diyebilirim un miktarına yağın durumundan dolayı bir yarım bardak, bir bardak kadar fark edebilir. Ama hamur böyle hafif ufalanacak ve sıktığınız zaman elinize şekil verebileceksiniz e, çok fazla miktarda da un eklemeyin toparlamakta zorluk çekersiniz daha sonra hamurdan parçalar koparttım klasik e, şekliyle önce uzun bir şekil verdim daha sonra çatalla her yerini çizdim ve küçük küçük bıçakla kestim İsterseniz verir de kesebilirsiniz bu tarihten çok fazla miktarda çıkıyor e, bu kurabiyenin güzel yanlarından biri çok uzun süre bayatlamıyor yapıp Saklama kavanozlarında uzun süre saklayabilirsiniz. Çatalla her tarafından çiziyorum. Büyüklük olarak da aslında tam ideal un kurabiyesi büyüklüğünde. Tarifte kabartma tozu kullanmıyoruz. E, piştikten sonra şekilleri değişmeyecek, e, rengi değişmeyecek, üzeri unlu, içi kıtır kıtır tam orijinal bir tarif. pastanelerde bu malzemeleri kullanıp e, mı yapıyor, yapılıyor diyebilirsiniz pastanelerde kullanılan özel bir yağ var e, hiç sağlıklı olmayan aslında içeriğini bilseniz e, kullanmak istemeyeceğiniz bir yağ onlarla hazırlanıyor biz tereyağlı olarak hazırladık e, şimdi kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır fırınımız önceden 150 derecede ısıtalım alt üst ayarda ısıtacağız 10 dakika 150 derecede pişireceğiz 25 dakikada 100 derecede daha sonra fırının ısısını düşüreceğiz burada arada kurabiyeleri fırından aldım bakın renklerinde hiçbir değişiklik olmadı üzeri unlu unlu içi kıtır kıtır tam orijinal bir tarif eminim bu tarifi deneyecek çok fazla kişi olacaktır o yüzden yorumlarınızı mutlaka bekliyorum yapanlar için de afiyet olsun üzerine en son pudra şekeri de serpebilirsiniz çok güzel bir tarif oldu. Benim çok içime sindi. Yiyecekleri de şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.